Nedir mesela eserin en büyük jesti böyle seni çok etkileyen, öyle hediye paralı maralı bir şeyden bahsetmiyorum ya, böyle seni böyle vuran bir şey var mı? Yok. Teşekkür ederim. Yazıklar olsun. Ama bir şey söyleyeceğim. Bir tane Arap turist gibi yaptığı bir sürpriz var. Manasız bir sürpriz. İlk yıl dönümümüzdü galiba. Nargile mi gönderdin? Daha da kötüsü biliyor musun? Bir tane şey, tekne tutmuş. Sonra köprüye lazerle ismimi yazdırdı. Allah seni kahretmesin. Kız Kulesi'nde de yemek yedik güllerle. Ve hani ondan sonra dedim ki sana artık sürpriz yapma. Kız Kulesi'nin içinde oturmuş. Daha da soğumayalım birbirimizden. O bir turmuş, anladın mı? 15 tane çit var. Herkesin üstünde güller. Herkes evlenme teklif ediyor. Ne oluyor yani? Next diyorlar. Ne diyorlar? Next gelsin. Fotoğrafçı geliyor falan. Ekibancı hani geliyor birden. Ondan da utandım zaten. Bir turun içine girmişim ben. Onu çözemedim tam. Yine İlhan ayarladı. Ya. Yine İlhan ayarladı, evet. Böyle bir tekne bak. Tur şu. Kız Kulesi'ne gidiş. İşte 21.35 çıkış. Ondan sonra tekneye biniş. Tekne lazer gösteriş. Lazer köprüye yazış işte. İyi ki doğdun aşkım falan filan. Sonra lazerci kenara bırakış. Sonra da kemancı başına İyi bir şey çalıyor. İyi ki doğdun aşkım mı? Yok, ne yazdım? Merfu yazsaydım bari. Birinci yıldımız kutlu. Birinci yıldımız kutlu olsun. King yazdı. Ha ya tamam. King okeydir. King. Tamam olur. Kalp aldı. Boğaz'da ben King. Ben hep mesela falan. O gidiyoruz ya biz de, bizim balıkçı da orada. Hep o altta kim yazar onu diye. Bak hiç renk vermiyor. O masada çok güven oldu bunları. Bu işleri hiçbir kere de ben yaptım demedi. Demez. Demem. Çünkü benim de utandığım insan hayatta utandığı şeyler vardır. Ben bunun öyle bir çok özel olacağını düşünmüştüm. Meğer hiç böyle özel bir şey değilmiş. Çok yani sen Kız Kulesi'nde yemeğe oturduğumuz anda pişman oldum. Yemekler de çok kötüydü. Aşkım tur bu. Kaldım. Hızlı bir aç şeydi. Aç kaldığım yani. İçin de tadın kaçtı falan. Kötüydü. Çok zor. Ya en zoru şey daha burada. Teknenin arkasında duruyoruz. Kemancı bir tane adam, belli ki o gün kaçıncı evlenme teklifinin kemancısı. Tadı kaçıp bir tane başında keman çalıyor abi. Zaten hani o filmlerde olan ya. Şey var ya böyle, o biz konuşacağız, bir keman çalan bir amca var. Bence en zoru... Sıvır romantik, o da adapte. Ben de, abi dedik ya, teşekkür ederiz. O anlık güzel bir resim. Sizi bırakalım. Neden? Beğenmediniz falan. Hayır, beğenmedik değil. Biz niye utandık bir kemancı, yani. Niye bir kemancı çalıyor aşırı başımızda? Aşırı muhatap olduk. Ama en zoru net bir şekilde Kız Kulesi'nin en üstüne çıkmak için orada fotoğraf çekelim falan diyorlar. Ve inanılmaz merdiven çıkılıyor. Eser dedik benim bel fıtığım var, dizim dönüyor çıkamam. O da tura dahildi. Ona ne gerek var? Çıktık ama ya. Siz Insta DM'den tanışıyorsunuz değil mi? Yani Instagram'da. Evet, ben Eser'e de mesaj attım. Sen atıyorsun. Ben attım. Bak o DM attı. Şimdi hallere bak, laflara bak. Ben hayırdır dönüyor, ya. Beni fıtıkmış falan. Uzun süre bu Instagram'dan, sosyal medyadan tanışma işi çok gömüldü biliyorsunuz. Aşırı. Yani. Aşırı. Fakat en son bence bunun kırılma anı şey. Prens Harry şey yapınca karısıyla evet. Instagram'dan ona Instagram'dan yazdığını söyleyince bir an bir rüzgar değişti ama yani. Aa o kadar da ucuz bir şey değilmiş oldu. Hiç değil ya, bence inanılmaz iyi. Bir kere Instagram hesabından aşağı yukarı nasıl biri olduğunu anlıyorsun karşındaki kişi. Böyle tahmin edilebilir bir sapma payı oluyor yani. O yüzden güvenilir bir kere. Ve sonra uzun süre mesajlaşma hakkı var. Biz bayağı mesajlaştık mesela. Gayet iyi yani. Yüz yüze tanışmak çok riskli ya. Birdenbire gidip nasıl yüz yüze tabii. Merhaba diyeceğim ben ama insana. Ama bir de orada öyle bir trip var ya işte. Instagram'dan insanlarla tanışmıyorum, konuşmuyorum. Onun ya kiminle tanıştığına bağlı. Şimdi sürekli mesela... Şimdi birilerini deşifre etmem ve sürekli mesela mesaj atan sporcular var. Uyudun mu, uyudun mu falan filan. Yani sürekli herkese mesaj atarsan afişe olursun kardeşim. Yani atma herkese mesaj o zaman. Berfu senin bir ara bir stand-up yazma şeyin vardı. Stand-up yazma değil, sitcom yaz, özür dilerim. Evet, sitcom evet, yazma evet. Fikrin vardı. Devam mı, vazgeçtin mi? Hayır hayır, var var. O fikir hala var. O fikir oyuncu oldu. Falan bakıyorduk hatta. Evet, o fikir var yazılı. Aslında stand-up'a evrildi. Yani şu anın çift terapisi bir kısım onun hikayelerinden de. Şimdi o dizideki hikayeleri kullandığımız ve sahnede anlattığımız için diziyi tekrar yaparsak iki hikaye, onu izleyen bunu izleyince ne olacak falan, birazcık böyle ayrıldı gibi oldu. Yani biraz şeyin çift terapisinin hani bir suyunu iyice bir çekmesi, bir hale bürünmesi ve ondan sonra ona yeni hikayeler yazıp oradaki hikayeleri diziye sokuşturmak. Ama ancak öyle o bizim kendimiz. Yani? Yapacağım yapacağım. Yani yeni bir şey yazmak da çok istiyorum. Ben yazmayı çok seviyorum. Ya o benim kendi doğalımda olan bir şey yani. Eserle tanışmadan önce de zaten çok asosyal etkinliği olduğu için yine yazmayı çok severdim. Kendi kendime yazardım işte bilmem ne falan filan ama. Burada konuştuğumuz şey sonra... var. Kariyer olarak Berfu bir de işte Gülse Özay ve hani Gülse Birsel'ler yoluna gitmek için hani bir tane iş yapıp kendi yazdığı, oynadığı, kendi dünyasını kurduğu bir iş yaptı mı tam o dediğin yola girecek yani, bence. Yani Gülse'nin özellikle dedim ya eşleştirme ayrı mı şey. Hani yazıyor olması, oyuncu seçiyor olması, projenin bana sorarsanız yapımcısı da Gülse. Tabii yani tabii ya, zaten Avrupa yakasından doğru. Bu yana o değil de o yani. Böyle bir 360 derece işinin sahibi diye örnek verdim. O yüzden hani çok eşleştiriyorum. O çok senin isterim. Gerçekten yani. Onu yani o şekilde bir iş yapmak ve hani yazıyor ve yazdığımın
çekiliyor olması ve onunla yani keşke de ben oynuyor olsam zaten. Oynuyor olmam falan inanılmaz beni mutlu eder ama buradaki kritik şey benim yazıyor olarak çok mutlu olmam. Zaten temel olayın şeyi o bence. Stand-up yapıyor olmamızın da yani ben yazmasam bu stand-up'ı sen de yazmazdın. Kimse de yazmazdı bize bir şey yazamazdı zaten. Tabii. Yazdığım için bir ürün çıkıyor yani yine yazdığım için bir şey çıkacak. Deneyeceğim yani. Ne zaman planlıyorsun mesela böyle bir sitcomu senin kaleminden ne zaman seyretmiş oluruz biz? Bilmiyorum Candaş abi çok zor sorular soruyorsun. Bilmiyorum kısmet herhalde birazcık ama bence izleyeceğiz gibi. Ben yazacağım çünkü. Yine dijitale mi yapacaksın kadar. Bunu yoksa normal televizyon kanalında da yapar mısın? Dijital bence ya çünkü benim kendi güldüğüm şey de o şekilde bir şey. Yani televizyona ben bir şey yazabilecek şu an kalibrede biri bir de asla değilim ya. Televizyona 90 dakika falan biz... Evet öyle bir disiplinim de zaten bulamam. Ömür törpüsü gibi yani. Bir de mizah olarak televizyondaki mizahla gerçekten dijitaldeki mizah farklı yani. Ben televizyondaki mizahı yapamam yani. Ancak dijitali biliyorum. Neye gülüyorsun şu ara? Senin en güldüğün şey ne mesela? Benim en güldüğüm şey hemen bir düşünüyorum. Gibi mi? Gibi'yi seviyor musun? Gibi'yi tabii çok seviyorum Gibi'yi yani. Şu an yeni dönemlerde Netflix'teki stand-up'ları çok severim. Böyle tatlı tatlı orada lise işleri falan var. Onları da çok severim. Ne izledik de en son çok güldük? Doğu'nun dizisini izledik. O da çok güzeldi. Evet Doğu vardı. Ben şeyi geçen izledim. O da komikti ya. Röportaj adamın illegal hayatlar. Ya evet. Çok iyiymiş ya. Çok komikti güzel yani. Güzel gerçekten. O çok, yani Mahsun'la da öyle tanıştık çok güzel hareketler falan. Acayip komik bir adammış yani. Onu çok beğendim. Hasan Can'ı seyrediyor musunuz? Gülüyor tabii Hasan Can'ı da. Ya o bilinen ve hep çok güldüğümüz şeyleri hepimiz ikimiz de izliyoruz. Çok seviyoruz yani. Spesifik bir şey var mı bilemedim şu an vallahi son zamanlarda izleyip çok mutlu güldüğümüz. Ya işte o kadar azaldı ki hakikaten. Yani böyle bir furya oluyor çıkıyor mesela Gibi seviyoruz izliyoruz. Ben Baturay'ı seviyorum bak Baturay da iyi. Onun da evet. Seyrettiniz bilmiyorum. İzledik. Ha öyle mi? Canlı da ben yani çok şeyden de biliyorum hani seyretmişliğim YouTube'dan falan da var biliyorum. bence bu stand-up meselesinde bir dönem artık şeye düştü. Yani yeni bir şey yapmak gerekiyor. İşte sizin yaptığınız gibi. Hani birinin çıkıp bir şey anlatması değil de hani işte bir ilişki üstüne, evlilik üstüne, hayat üstüne, başka bir şey üstüne bir şey yapmak gerekiyor. O hala tek başına stand-up'ı yapabilen yani bence ender bir iki kişiden bir tanesi. Ya işte yeni gelenlerden Deniz'in gösterisi. Aa, Deniz onu da çok gördüm. Güzel çok gerçekten. O da güzel. Seyretmedim ama bir ikisi şeyine denk geldi. Çok çok güzel evet. Deniz'in de doğru. Evet. Hikayesine çok komikti. Soyadın neydi ya? Çünkü Göktaş, Deniz Göktaş. Göktaş. Ya işte orada Deniz soru Göktaş şu bence. Çok iyiydi bence de. Yani birkaç tane mesela şaka çok komik geliyor. Fakat gösteri dediğin şey eser. Sen bunu çok iyi bilirsin. Yani yaptın saatlerce süren bir şey yani. En az 1,5 saat falan sürüyor. O 1,5 saatin içerisindeki 5 dakika 1,5 saati kurtarmıyor. Tabii. Yani onu bir 5 dakikalık video olarak seyrettiğinde aşırı komik. Ama gidip seyrettiğinde bu 1,5 saatlik hikaye şey hüsran oluyor çoğunlukla. Bir de birazcık sahnede o birini izlemek de bir şey ya yani o kişinin de sahnede bir enerjisi bir alverisi olması lazım yani. Yoksa 1,5 saat birine niye oturup izleyesin konuşmasın çok zor. O televizyondan daha zor yani. Ya bizim bu sahne çok zor. Çift terapisini yapınca işte net yani sahne sanatlarının gösteri sanatlarının en zoru bu iş abi. Yani mümkün değil. İşte ama orada da şu olmuyor mesela. Yani orada da çizgi böyle gidiyor. Yani şöyle düşmüyor. Çizgi hep düz gidiyor, arada artıyor, tekrar eski yerine geri dönüyor. Yani döndüğü yer hep referans noktası. Tabii. Yani kötü şakaya hele böyle bir 5 dakika, 10 dakika falan tahammül etmek mümkün değil. Çok zor ya. O zaman hep oraya gidiyorsun. Böyle isim, yani şu an mesela stand-up böyle revaçta olan bir şey. Hani 5-10 dakika Instagram'da falan herkes böyle bir ünlü oluyor ama bilet satıp abi şimdi bu işine giriyorsun. Tabii. Hakikaten çok zor ya. Çok zor, çok yani zor. Yani şu an dediğin gibi insanlar ya. Sahnede bir şey izlerken bak sen de geldiğimiz mi gösteriyor. Tabii. Karı koca olmamızı izliyor. Eser eskiden vardı. Aa Berfu uyum sağladı izliyor. Böyle 10-15 soruyla gitmen lazım. Aa bir bazı var. Evet normal düş konuşlarında da komik yani espri yapmadıklarında da tatlı duruyorlar ama bakıyor. Sonra bak düşün o kadar iyi yapıyoruz her şeyi. Toplam gösteri 65-70 dakika arası. Sen dedin ki bir dakika daha fazla yapmayın. 70 dakika da işte dünyadaki stand-up'lar da tabii. Öyle. 70 dakika da yeterli. Yani böyle bir... Ama Türkiye'de yeterli de olmuyor işte. Uzattık sonra senin geldiğin gösteriden sonra 20 dakika daha var yani. Öyle bize demek öyle yani. İlk gösteri o gerçekten bir kaza eseri gibi bir şeydi yani. Çok şu an çok bence. Farklı. Bayağı biri evlenme teklif etti falan orada. Evet çok tatlıydı doğru o gösteri. Ya işte orada şey oldu. Biz bir heyecanla... Şimdi ben sahne heyecanını tam tahmin edemediğimiz için gösteriyi böyle tahmin ettiğimizden 10 dakika kısa sürdü tamam mı? Yani böyle 60-65 arası sürdü. Sonra DM'ler geldi bize. Abi ben Küçükçekmece'den daha uzun sürede geldim oyuna. Utandım ben gerçekten biraz. Biz selam verirken seyirci gitmedi. İlk perde bitti zannetti. Onu. Çok zor iş. Ben hep şey söylüyorum. Yani komedi insanları güldürmek kadar zor bir şey yok yani. Delirmişim gibi bir şey ya. Ben çok niye böyle bir şey uğraşıyorum inanamıyorum. Yani hani arkadaş ortamında insan güldürmekten çok bağımsız bir şey. Karşındaki böyle 500 kişi, 1000 kişiyi güldürmek. Çok zor. Çok zor. Herkesin oradan böyle eğlenerek ayrılması.
Bazen senin şaka anlayışının karşındakiyle hiçbir alakası olmayabilir. Ve orada senin komik zannettiğin şey bilakis kırıcı olabilir yani. Zaten ya öyle ben, oluyor ya. Ben bunun zorundaydım çocukluğumdan beri yani. Benim var olma sebebimdi. Berfu'nun bu komedi olan tutuşunu ben anlamıyorum. Evet. Ya böyle garip bir ben yazacağım, komedi yazacağım, komedi yapacağım falan filan. Yani ve bu çok tutarlı ve en baştan beri ama böyle. Ama bu biz ilk tanıştığımız zaman böyle, da böyle. Ben böyle biriyim. Ben komik insanlar seviyorum ve komik konuşmak istiyorum. Üretimini yani ben kötü evet, ve üretimi de çok seviyorum ve ben kötü olan bir şeye üzülmek istemiyorum. Dalga geçmek istiyorum. Yani benim insani dürtüm öyle yani. Ben ne kadar kötü falan üzülüp empati yapamam yani. O konuyla ilgili şaka yapmak geliyor benim için. Ve onun da anlaşılmasını ve dinlenmesini istiyorum. Yani bu şekilde edeyim. İlk YouTube'a başlarken de komedim legalleşsin istiyorum diye başlamıştım. Evet. Yani sürekli işte niye YouTube'a giriyorsun ki? Instagram iyi falan. Komedim legalleşsin istiyorum komedim ya falan. Komedim legalleşsin istiyorum dediğin şey roast kültürü var ya Berfu'nun kendiliğinden insan gömme. Bu ehliyeti almak istiyor. Yani komediyle de bunu alabilirsin gerçekten. Sende o var yani. Bir şey söyleyeyim mi? Sen o ehliyeti çoktan aldın. Aldım. Bence de şu an o ehliyeti. Sen bir şey söyleyeyim mi? Sende yani breve var. Böyle buramda böyle elinde geziyorsun böyle. Hiç yani o hiç. Evet evet şu an insanlar yadırgamıyor hakikaten. Özellikle yani yakın çevrede. Gerçek bir kılıcın var böyle. Sırtından çıkıyor senin bazen. Ben de eskiden böyle geliyordum acaba ne diyecek diye. Şu an o ehliyeti aldığından beri ben de rahatım. Yok yok yo, çok. Biraz da şey tabii bu çift terapisi de zamanınızı alıyor galiba tabii. Değil mi? O bayağı da siz şimdi böyle şey yani yurt dışı falan filan turneleri falan da var galiba. Ya oyun çok güzel oldu ya. Vallahi ben bayıldım ben geldim. Tebrik ediyorum. Sen bir de ilkine geldin canlı şahane. Ben gerçekten yani ben ikinizi de çok seviyorum yani. Seni biraz daha az ama yani ama çok sevdiğimden hiç şüphe yok. Şimdi senin sahnede zaten sen bu işin bu işi çok iyi yapanlardan birisin. Ama Berfu ile ilgili endişeliydim. Yani, ben de. Evet vallahi endişeliydim ama sahnede yani çok birbirinizi çok tamamlıyorsunuz. Zaten bana da gerek kalmadı. Şu anda kapalı kişi oynuyorsunuz. Evet ya. O çok nereden çıktı? Onun fikri nereden çıktı? Senden çıkmıştır kesin böyle bir şey yapamıyorum. Tabii Eser'in öyle kalkıp da hadi yapalım bir şey deme ihtimali var. Tabii. Ya birazcık şey yani hani ikimiz de çok tutulduğumuz ve çok hani enerjimizin uyduğu bir dönem olduğu için hani hep bu kadar uymuyoruz birbirimize. O dönemi de dedik yani bir üretime çevirmek faydalı olacak. Yani durup dururken evde 3-5 story atalım da keyfimize bakalım gibi değil de hani gerçekten üretebilir olduğumuz bir zamanda neden bu bir ürün çıkmasın ortaya? Ve ne şekilde bir ürün çıkartabiliriz? İşte dizimi yapsak, sahneye mi çıksak? Acaba gerçekten sahnede tiyatro oyunu gibi bir şey mi yapsak? Yoksa ikimiz de anlatıyoruz. Biraz stand-up vari bir şey mi yapsak? Ben hiç sahneye çıkmadım hayatım boyunca. O nasıl olacak falan. Onu bir anlama evresi oldu. Sonra anlama evresinden sonra birkaç 3-5 üstüne yazılır, çizilir şeyler yaptıktan sonra hani bize en uygun şeyi bu hale getirdik. Hiç yani gelmeyenler için çift terapisini anlatsana bize biraz ne var içinde ne oluyor diye. İçinde şöyle şeyler oluyor gibi anlatabilirim herhalde. Yani herkesin bekar da olan, sen mesela bekar geldin yani, bekar da olan, sevgilisi de olan, evli de olan, evli olup boşanmış da olan bütün insanların her hayatın her zamanında yaşadığı aslında ilişkiye dair böyle minik minik tatlı şakalar, komiklikler, tatlışlıklar diyebilirim. Ya gerçekten ama oradaki mizah başka bir mizah yani oturup yazılmış, üstüne konuşulmuş, çalışılmış bir şey. Yani o anda öyle aklına geliyor da yapılıyor gibi değil. Sahiden hani öyle doğru yerlere öyle güzel şekilde yerleştirmişsiniz ki ben bayıldım. Benim size de söyleyeyim son dönemde seyrettiğim, sahnede seyrettiğim en çok güldüğüm şeydi ay, o. Ay çok seviniyorum. Ya biraz daha aslında anlattığı gibi tatlışlıklar, mütevazilik yapıyor şu an Berfu. Mütevazi başladık. Yani özellikle komedi festivalinde ilk çıktığımızda. Sonra sahnede şimdi Berfu'nun kamera karşısındaki enerjisi sahnede nasıl olacağı ikimiz de merak ediyorduk. Evet. Çünkü kamera da çok iyiydi. Hiç bir de önden şey falan demo bir şey yapmadınız değil mi? Hiç. Sıfır. İlk oyuna direkt sahneye çıktı. Şimdi hiç oynamadım daha bir önce. Bir tık heyecan var mıydı ilk başladığında? Kusmuştum çıkmadan önce gerçekten hala yani. Hala var bu arada. Ve yani bu arada ben hala çok neden sürekli kusuyorsun aktif. Bir de kusmasam gerçekten artık. Gerçekten niye böyle oluyor? Dursam yeter artık ya. Sen de yani. Ama hep sana denk geliyor canlı canım yeter tamam, ya. Tamam bir tiksindim senden yeter artık. Devamlı kusar mısın ya? Abi böyle bir şey yok. Bizi Bozca'da davet edip zehirledin. Ondan sonra niye kusuyorsunuz diyor. Yani. Sizi zehirleyeyim. Sen zehirledin güzel abi. Dağcı'ya da davet ettin. Bizi zehirledin diyor. Sanki şey attım önümüze yani. Diye fare zehir attım sanki önümüze. Yarı öyle bir şey yaptın. Sizden sonra ben de zehirlendim kardeşim ben. Sanki sizi mi zehirledim ya? Tamam işte ama sen de zehirleneceğin bir şeyler neden yediriyorsun arkadaşım bize? Ben zehirlemedim arkadaşım. Bak sen burası çok güzel çok güzel diye bizi götürdün orada zehirlendik biz. Evet. Ya orası iyi balıkçıdır hiç orası. Hayır hayır balıkçı değil. Sen orada deniz bölgesine taktın kafayı. Hayır hayır önceki ya. Bak önceki ilk anlamsız yüzümüze pide fırlattıkları bir. Sahilde ya. Ha şey plaj. Su, evet su, buz. Ya, evet, ya, oradaki buzdan herkes zehirlendi. Ama evet, evet o buz tabii bir de birçok yere dağılmış. O başka yerlere gidenler de. Çünkü ada olduğu için adaya bir tane toptancıdan buz geliyor. O buz ne? O da birçok yere dağılıyor. Dağılan yerlerden maalesef ne? Bizler de içtik. O kadar eğlendiniz ettiniz şimdi eşlik etmeye geldik. Biz gelince mi o buzcu evet, şeyine evet, denk geldi ya? Evet çok acayipti ya.
Çok, biraz zordu, çok evet. Enter. Ama ben vallahi ben zehirlemedim ya. Böyle bir saçma bir laf duymadım hayatımda. Adaya çağırdım bizi zehirledin dedi adam ya. Yine geleceğiz mi sene? Sene yarım kaldı. Bu sene şey yapacak. Sen bir şey yemeden önden şey de olur ya sarayda padişahlara gelecekleri şeyleri başkaları yedi. Çeşnici başı. Bir saat sonra sen yersin. İyi diyeceğiz geliyoruz biz deyip ondan sonra ama geleceğiz. Ama senin yiyeceğin şeyi de kardeş ne yapabilirim yani? Çeşnici başına yedirsek. Öyle bir şey yok. Mümkün değil ya. Çok yiyorum ama getirmeye çalışıyoruz şu an. Geldi galiba. Ay. Çalışıyor bence geldi o şu an. Böyle bir şeye gerek yok. Oradaki buzdan zehirlendik. Çok yemekten değil. Ama yani götürdüm. Oradaki bütün sahneye çıkış heyecanı bizim oyunu dinamik tutan şey de o. Yani şu an evet. Her oyuna çıkmadan önce Berfu diyor ki neden böyle bir şey yaptık diyor. Dedim sen yaptın yani. Sen dedin yapalım diye. Biz delirmişiz falan diye. Bir de benim en hayatta en karşı olduğum şey karı koca birlikte çalışmaktı. Ama hep. En. Evet. Yani ben mesela en. Yani diyorum ki ilk birlikte olduğumuzda işte o böyle ben şu EYS yaparken biraz fikir bulayım mı bulma diyorum. Hiç şey yapma falan. Bak ama şöyle yapsanız falan. Yapma yapma. Böyle bir şey. Ver bakayım güzelmiş falan. Şimdi böyle bir abi aslında baştan itibaren yavaş yavaş bu işe böyle bir girdi Berfu. Tatlı tatlı. Tamam hadi çalış o zaman. Hadi birlikte yapalım. Şey yapalım montajına bakayım mı? Program montajına bakıyor. Abi orada her şeyi öğrendi. Sonra YouTube'u yapmaya başladı kendi. Sonra YouTube'u bana çektirmeye başladı. Birlikte çalışmayı bırak. Bilin yönetmeni oldum. İşçisi oldum. Abi ondan sonra oradan şey yapalım mı falan. Yani şu an hani mutlu bir evliliğin sırrı ne dersen? Birlikte çalışmak. Hakikaten birlikte çalışabilmek. Net. Ama zor mu? Zor. Yani hala çok zor. Yani sahneye birlikte çıkmak, öncesinde tartışmak, etmek, o tartışmaların normal aile yansımasını dönmemesine çalışmak. Hani işi ayrı tartış. Onu başarabiliyor musunuz ya? Yani başarıyorum. Mesela işte bir konuda bayağı papaz oldunuz, böyle yükseldiniz oluyoruz falan. Sonra eve girdiğinizde böyle gülmelerle başlayabiliyor musunuz? Yok yani normal? Yok, barışıyoruz hemen. Ama biz zaten tek bir konuda tartışıyoruz ve o da çalışmak. İkimizin çalışma sistemi aşırı farklı. Eser yani çalışmayı çok seven biri değil. Sen de zaten biliyorsun Çağdaş. Çok. Ben de çok hırslı. Eser de bütün kötü şeyleri bana söyledi. Evet. Aslında söylemeye de gerek yok. Direkt onayladım. Mesela pardon. O senin çağırdığın yerlere de üşendiğinden gelmiyor aslında. Biliyorum. Bir yalan gösteri yani. Falan da yok o gün. Baktım tabii, ben. Tabii ya böyle bir şey yok ya. Gerçekten ben çalışmayı sevmeyen biri değilim. Çalışmayı sevmeyen benim biri. Çalışmamın tetiklenmesi için dediğim gibi 5-10 yıllık ölüyorum. Ölmeye yakın bir. O derece bir açlık kalır. Açlık basması lazım. Çocuklar aç. Çocuklar baba. Evet aynen. Hani, baba bana ekmek ver diyene kadar tam durabilirim. O zamana kadar durursun yani. Ben de çok hırslıyım ve çok çalışmak isteyen çalışan da biriyim. Yani full kafam orada oluyor. Ve ben o kadar aşırı yoğunken eserin böyle yatıp hani hiçbir şey yapmıyor olmasına deli kuruluyorum. Sonra benim yaptıklarımı da bir de beğenmiyor. Ben mesela ondan bir şey bekliyorum. O zaman sende ne var? Onda da yok. Benim yaptıklarıma da laf söylüyor. O zaman kavga. Ya bir şey yazıyor diyelim. Ondan sonra ben üstüne bir şey ekliyorum. Çalışıyoruz, ezberliyoruz. Peki bir daha alalım. Hmm. Tam alalım. Bir daha alalım. Abi 37 kere aynı şeyi alıyoruz artık yani ben ya o da değil yani anladın mı? Biraz böyle mizahta böyle bir boşluk biraz böyle sevdiğim tarz şeydir benim. Ara ara doğaçlayacaksın bir şeyler temeli bileceksin ama yanı yöresini doğaçlayacaksın. Biz şu an full aynı ezberde gitmek zorunda kaldık ilk başta ama sonra oyun yavaş yavaş oturdu. Birinci oyun bu aşkım. Sonra oturdu ama şimdi işte aşkım sabit bir ya, şey var. Ya yayındayız aşkım ne ya. Eser Bey birinci oyunda. Siz burayı ya evin bahçesine çevirdiniz aşkım ne ya. Eser Bey falan yani bir şey sahne yani. Resmiyeti tamam. Kuruyalım. Buraya sizi karı koca diye çağırmadık. İkiniz de nevi şahsı özgül ağırlıklar olabilir sallarsınız. Tamam. Ben sizden de bir aşkım bekliyoruz Candaş Bey. Aşkım? Yani sağ ol. Çok kötü. Senin canın sağ olsun ya senden kıymetli mi ayrıca? Lütfen yani şuradan. Senle ben, sen şimdi hem yazıyorsun. Şimdi sahneye de çıkmaya başladın. Yani dijital mecrada aslında medyanın da içerisindesin. Böyle bir bizim Gülse'nin vibe'ını alıyorum çok fazla ve umuyorum, ay, istiyorum. Allah. Yani Gülse olmak çok kolay değil. Yani o bir yol ve o yol çok uzun, çok meşakkatli bir yol. Yani burada ben onu misafir ettim bu sezon. İzledim. Anlattı kendi. Helva yiyerek yazdığını biliyorum. Ama yani o tabii anca öyle bir disiplinle, öyle bir yaşamla çıkıyor ortaya. Ama ya bu bir uzun bir yol ama ben o yolun başında seni çok görüyorum. Yani enerjini de orada görüyorum. Ne de güzel olur vallahi. Çok mutlu olurum. Gerçekten Gülse de Gupse de ikisi de inanılmaz örnek aldım. Ve zaten hani keşke onlar gibi olabilsem dediğim iki kişi yani. Çok aşırı disiplin gerektiren bir şey. Yani inşallah çok, o kadar yeteneğim çok. Vardır. O kadar disipline de ayak uydururum ve öyle yollara girerim. O kadar güzel işler yaparım yani. Çok isterim vallahi. Aman ne güzel olur. Bir de yazarlığın asosyalliği var ya bir. Var. Evet. Berfu'nun kralı var. Ama mecbursun abi. İşte evet. Nasıl hayır olacağım? Mecbursun değil. Yani işte yani yazmak için asosyal olmaya zorlarsan o olmuyor. Hmm. Ama kendi içinde zaten insanları sevmiyorsan be. Asosyal. Hani insan karısını bu kadar sevsin be. Ama ne yani, güzel değil mi bak? Hayır, ben hoşuna gidiyor mu? Hayır. Ben çok, çok doğru anlatıyorum. Ama şöyle gerçekten bir durum yok mu? İnsanları sevmeyen. Bak ben gerçekten insanlarla, hiç tanımadığım insanlarla buluşmayı, o insanlarla yeniden tanışmayı, muhabbet etmeyi seven bir insanım.
Bilmez o da mesela, çok daha şey bir insan yani. Biliyoruz değil mi? Hiç sen de biliyorsun. İnşallah, Ayşe, ben de biliyorum. İnşallah ben de giriyorum kimseyle tanışmam. İnşallah biri gelip kimse bana bir şey demez. İnşallah bana bir şey sormaz falan. O panikte biriyim ben. Ya bak girişte daha... Şimdi ayıp olmaz da konu koordinatörü arıyor senin. Özür dilerim aç, ya. Açmayacağım şu an. Ben konuşamam şu an. Gidiyormuş da oraya diyor. Ya bir aç. Telefonla konuşamam diye panik atak geçirdim. Telefonla konuşamam falan. Hani geliyor musunuz, geldiniz mi soracaklar belli. Ama sonra mesaj atın. Ben burada şöyle bir şey var. Yani ben bunu birkaç kere kendim de gördüm onun yanında. Bende de çok var bu ama... Onda da bu kibirden değil. Yani hani insan beğenmekten değil. Bildiğin o anda bir kaygı, endişe yaşıyor kendi içerisinde. Abi şöyle bir şey yaşıyor. Sosyal fobim var mesela, ya. Mesela bir yere gittim, biriyle muhabbet etti yeni. Ya yeni konu açamazsam diye bir telaşım var. Birini konuşurken. Ya benim bir tane böyle şeyim var. Benim ilk ve ikinci, yani böyle üniversitedeyim galiba. Böyle ilk yani ikinci, üçüncü ya da liseden sonra kız arkadaşım olacak. Ay çok telefonla doğru. Konuşma var o zaman. Ve cep telefonu yok yani. Normal ev sabit telefonu. Telefonla konuşuluyor. Abi telefonla dedim ki ben ne konuşacağım hiç tanımadım kızla yani bir çok zor sınıf işte. Arkadaşımla ne konuşacağım? Konu başlıkları yazmıştım kağıda. İşte ben. Çok iyi. Ben gerçekten böyle hani bir... rezil olmayayım diye konu bitecek kızla telefonda böyle duracağım mı ne yapacağım abi diye. Ya filmler. Sonra kapatırken telefonu bize söylemiştim. Dedim ki ben böyle bir şey yaptım ya yani. Baktım konu akmayacak bir yerde. Bu bende de oluyor. Hiç tanımadığım bir yerde. Çok zorlanıyorum. Hiç tanımadığın insanlarla ne konuşacaksın abi? Yani merhaba merhaba tamam sonra... Benim içimden hep şöyle bir telaş oluyor. Şimdi susarsak hangi konuyu açmam lazım? Sürekli içimden onu düşünüyorum mesela durmadan. O yüzden konuşacağım şeyi de konuşamıyorum zaten. Bende de çok benzeri boşluk var. Böyle. Hiç. Çok ya benzeri var. Hiç yok. Yani herhangi bir ortamda bırak sabaha kadar konu açıp açtırıp konuşturup konuş. Niye bunları dinliyorsun ki mesela? Ben bundan sıkılmıyorum. Niye, yani niye? Bana onu anlatması ilginç geliyor yani. Niye? Bir beklentim mi var o insanlarla? Hiç konuşalım. Yok mesela. Para hiç. Olur. Para da yok. Bak iş olur. Hiçbir işime yaramayacak. Hiçbir bak, hayatta bir bilmece. Ama sen hatırlıyorsun adada şeyde. Çöp ya beyni çöp eserin yani. Adada böyle bir şey oldu bir. Neyse şimdi söylemeyeyim. Söyle söyle. Birileri geldi yani. Evet. Ne alakası var? Niye konuşuyorsun? 3 saat otur orada konuş yani. Konuşurum. Biz Candaş abiyle tek kaldık. Bak tabii. Orada hatırladın değil mi neresi olduğunu? Evet hatırladım. Sen bomboş akıyor musun böyle? Bomboş akmıyorum. Tanrı misafiri gibi düşünüyorum. Ya yani, Tanrı misafiri niye sana gelsin? Tanrı'ya geldi. Gel. Ya aşkım. Allah Allah ya. Evet Kurban Bayramı'nda bu güzel programın hemen ardından.